Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da daha birlikteyiz. Bir hafta boyunca son geçtiğimiz hafta boyunca açtığım bütün paketler karşınızda. Squad Battle'ı, SBC'leri, ödülleri, Weekend'i tabii ki Ve evet ilk paketimize başlıyoruz. geldi. bunların bir şeyi, highlight'ı, böyle en iyi paketlerin çoğunu aldım diyebilirim. Evet Aleksandro ile başladık. Satılamaz olması lazım. Icon SBC'si yaklaşıyor. Ya Ben Yeder ya Mbappe SBC'si yaklaşıyor. Bu kartlara çok ihtiyacımız olacak. En olabildiğince biriktiriyorum, gold upgrade yapıyorum, altın yükseltme yani bir sürü yüksek e, overall'lı kart stokladım kulübümde şu an 83 ovralı üzeri, 30'dan fazla kartım var. Evet, ikinci paketimize devam ediyoruz. Bu Pakette bir şey var mı? İtalya orta saha evet. İlk walkoutumuz geliyor videodaki Marco Veratti. Satılıyor olması lazım ama emin değilim bir bakmam lazım. Çok fazla pek var ya yani durmadan paket açacağım bu videoda. da. O yüzden. Böyle bazen karışıyor. Evet satılmıyormuş. Yeni gelen şeylerle ilgili konuşalım biraz. Ama hemen ona geçmeden önce de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelen Copa Libertadores ve Copa Sudamericana sevecelerini sadece sonuncularınızı yapmayın tavsiye ediyorum. Diğerlere yeteri kadar e, şey değmiyor bitirmeye. Çok gereksiz pahalılar. Size ciddi vereceğim tavsiye Arjantin ve Brezilya sevecele bitirmeniz. Evet Santrofor Fildiz sahili ve evet Zaha Empal kartlardan birisi videoda göreceğiniz Volcat Inform kendisi ve yaklaşık 250 civarlarına satıldı. Gayet keyifli. Yani böyle şeylere ihtiyacınız var. Birazcık toparlamak için, birazcık para kazanmak için, kadroyu yükseltmek için. Kadro da inanılmaz bir hal aldı. Daha da yükselecek, daha da gelişecek. Son halini atacağım artık. Son bir iki transfer yapacağız. Bu haftaki ödülleri açıp ondan sonra da kadronun son halini göstereceğim. Zaha güzel kart. Ee, hızlı hareketli kanatta oynatmanızı tavsiye ediyorum. Santrafor için 3 zayıf ayak biraz kötü. 10 numara da oynayacak bir oyuncu değil ama kanattan uçup 5 tane 5 beceri hareketiyle 5 skim hızlıca iş bitirebilecek bir oyuncusu kendisi. Dediğim gibi e, hemen satmadım. Daha artacağını biliyordum. 250 civarlarına gitmiş olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Wilfried Zaha çok hızlı bu arada kat ve iyi skimu yapıyor. Dribbling'i iyi hissettiriyor. Şutu da göründüğü kadar kötü değil. Daha böyle bir 83-84 gibi hissettiriyor şutu. Wilfred Zahn'ın. Evet ufaktan devam ediyoruz şimdi. Evet. Şimdi ilk önce Rivals ödüllerini alacağız. Bu geçen haftanın ödülleri. Zaten diğeri daha gelmedi. Burada çok kararsız kaldım. Hazır ikon SBC'ler ve üstüne şeyler yaklaşıyorken Ben Yedder veya Mbappe ayın oyuncusu SBC'si yaklaşıyorken ama yine de Şimdi çıkarırız iyi bir şey falan dedik. Satılamazı almadık. Division 1 Rank 2 arkadaşlar. 1941 puanın büyük şu an göremiyorsunuz webcam yüzünden. Evet devam ediyoruz. Çok iyi bir e, hatta çok kötü rezil bir Team of the Week haftanın takımı olduğu için açıkçası oyuncuları tek tek incelemedim. Evet gördüğünüz üzere hiçbir şey gelmiyor şu an. İşte tercih ettik. Bir sebebi yok açıkçası. Premierlik falan belki SBC'ye atarız bir şey yaparız diye. Evet ikinciden de hiç kimse gelmiyor. Christian Teo. Ya yani da açıkçası birini de beklemiyordum çok fazla. O yüzden de hani çok umurumda değil açıkçası bu kırmızı pikler. Umarım önümüzdeki hafta bu hafta daha iyi olur. Messi gelir diyorlar. İki gol bir hasti var Messi'nin. Bruno Fernandes kesin gelir diyorlar. Ee, ve evet bütün ödülleri açıyoruz şimdi Foot Champions. Üstüne şey bu arada Foot Champions'da da gold bir oldum. Gold bir üstüne ee, Division 1'de renk 2 oldum. Evet ilk paketimiz Bort var İspanya. Stopper ve Gerard Pique. Ee, sadece bir tane paket e, önceki SBC'lerden de onu da Full Champions ödülleriyle birlikte açarım demiştim. evet oradan satılamaz pakette Volkout gelmesi çok iyi olmadı. Ve evet, Cerat Pique ile başladık. Bir Volkout daha kaçıncı Volkout oldu? 3 Üç galiba. 3. Volkout videodaki İki tane yüz kalk paket, iki tane nadir mega paket var. Yani toplam 200-350 binlik paket var. 4 pakette 350 bin coin diğerinde bakalım neler çıkacak. Mokalt yok. Evet yine fildişi bir heyecanlanıyoruz ama bu sefer Santrafor ve Parma. Bu sefer de Cervinho inform. Fil informlarından <laughs> kurtulamadık. Cervinho çok güzel durmuyor ama başlangıç İtalya kadrosu için 10 bine alabileceğiz iyi bir oyuncu gibi duruyor. Kendisi hızlı en azından. Yanında çok bir şey çıkmadı açıkçası. Cervinho'nun. Yani şeylere bakmak lazım tabi Kimya tarzlarına. Evet kesici. Ne yazık ki para etmiyor. Mesela çok iyi yaşadı o güzel. Gölge güzel yakaladık onu. Şaşırtıcı bir şekilde bazen şey kartları arkadaşlar teknik direktör sözleşmeleri parlak yani nadir teknik direktör sözleşmeleri ciddi paralara gidebiliyor. Onu takip etmenizi öneririm. Ödül açılış zamanlarında 200 hatta teklifle 150'ye aldığınız şeyleri bir anda 300'e, 400'e, 500'e satıyorsunuz. Gerçekten çok az paranız varsa yapabileceğiniz başka bir transfer para kasma yöntemi arkadaşlar. Ama çok düşük bütçe için. Evet bu arada Arjantin orta sağ al şababı görünce var banek olduğunu anlıyoruz. Onda ne yazık ki pek bir şey yok. Ee, ödülleri tam koydum. Yani herkes çünkü ödülleri full izlemek ister. Ödüllerin oh, Rodrigo. o Rodrigo. Bu da 3-5K'ya gidiyor. Ödülleri tam koydum. Suka Battle ve e, weekend lig ödüllerini, hafta sonu lig ödüllerini, diğerlerinde şey, en iyi paketlerden özet, kesitler gibi düşünebiliriz. Evet devam ediyoruz. Bu ligleri satın arkadaşlar. Meksika Ligi'ni satmayın tabii ki onu geri alacağım. Satılabileceğinizi düşündüğünüz olan bu forma da fena değil dediğiniz her şeyi tutun arkadaşlar. Bu önemli. Şeyleri zaten ben hani weekendlik için lazım olacağı için satmıyorum. Ee, sözleşme ve iyileşme, iyileştirmeleri. Onun üstündeki her şeyi aslında onları da yollayabilirsiniz. şey Bununla birlikte stadyum şeylerinin kaçak içi belli olmuyor. Onları da en azından bir kere markete koymayı deneyin açık bitten. Evet, walkout göremiyoruz. Walkout'a hasret bir nesil yetişiyor. Brezilya, stoper Arsenal ve bir inform daha. Informlara doyamadık bugün ve Gabriel. Çok yavaş kullanılacak bir kart değil gerçekten. SBC'lere fırlatmalık bir kart kendisi. Ama Oyunun en mutlu eden 83 olduğu Joe Gomez'i görüyoruz orada. 150'ye falan gitti doğru hatırlıyorsam. 140-150 arasına gitti. Büyük keyif. Çok eğlenceli gerçekten ya. Yani. Böyle hiçbir şey çıkmamış demişken bir anda orada 83 olduğu Joe Gomez'i görmek. Bakın şu anda 140'lara gidiyor. İnanılmaz keyif verici bir olay. Joe Gomez'i almak gerçekten çok keyifli. Paketten çıkarmak çok tatlı. Bu da 250 bin daha. 140-150 binde Joe Gomez. Etti 400 bin diğer ödüllerle birlikte aslında ciddi bir para kazandırdı bize bu video. Yaklaşık şöyle bir her şey dahil hepsini şöyle satılamazları çıkarınca yaklaşık bir 500-550 bin para geldi. Bu da gayet güzel. Ki normal ödülleri saymıyorum. Foot Champions'ın şey Rivals'ın verdiği nakitleri saymıyorum bile. Devam ediyoruz. Evet bu paketten bir şey çıkmadı. Lucas Hernandez. O kadar çok oyuncu çıktı ki. Yani. ben genelde fiyatları hep kontrol edip koyuyorum ama biraz da yormuyor değil arkadaşlar. Çağlar yeni saç stiliyle karşımızda. Ee, bir sürü oyuncuya yeni surat fotoğraf gelmiş. Güzel olmuş çoğu. Tam alışamadım ama hoşuma gitti açıkçası böyle değişiklikler görmek. Evet devam ediyoruz. Nadir karışık oyuncu paketi. İlginç paket ya bu nadir elektron ve nadir böyle karışık oyuncu paketleri ilginç oluyor. Ve evet bir walkout daha. Fransa walkout heyecanlanıyoruz ama hemen heyecanımız gidiyor. Stopper City'den sonra. Yani orada bir Real Madrid bayrağı görmek için kim neler vermez. Şimdi Laporte 10.000'e falan gidiyor. Varan 310.000'e gidiyor. 31 katı sadece. <laughs> orada bir Varan çıkarsak inanılmaz olurmuş tabii ama çıkmadı tabii ki. Çok şaşırdım mı? Hayır şaşırmadım. Evet devam ediyoruz. Evet Elite 2. Şimdi Gold 1. Foot Champions'ı bitirmiştik. Elite 2 Squad Battle'ı bitirdik. Olay inanılmaz. 100 puanla kaçırdım. Çok komikti. Ya bazen dikkat etmiyorum buna işte. Biraz benim hatam. Premium altın oyuncu paketi ve 2 mega paket. Hiç fena değil. Bir şeyler çıkabilir. Denemek lazım en azından. Açmadan bilemiyorsunuz. İlkinde board yok. Daha doğrusu walkout yok. Ha, board yokmuş. Hızlıca geçiyoruz. Burada çok süre kaybetmek istemiyorum size. Siyaganov geldi. Evet hemen hızlıca oyuncuların hepsini yolluyoruz. 12 tane saçma sapan adamı yolladık. Evet 2 mega paket. Geçen seneki uğurlu paketlerimdi. geçen sene mega paketlerden neler çıkardım? Satılamaz mega paketi içinden Seedorf çıkarmıştım. İlk önce Babies'ini çıkardım. Şu ilk, pardon Babies SBC'den gelmiştim. Mid'ini çıkardım. Evet sağ kanat City. Ama çok City çıktı ya. Bugün Riyad Mahrez 5000'e falan gidiyor. Yani SBC'ler arttığında büyük ihtimal biraz değeri artar ama yani çok kolay kolay da toparlayacağını sanmıyorum. Şimdi bir de şeyi konuşmamız lazım. Herkes diyor ki abi ikon SBC'ler geliyor. Abi Premierlik Premier Lig ayın oyuncusu SBC'si gelecek. Abi Mbappe veya Ben Yedder'li Lig 1 e, ayın oyuncusu SBC'si gelecek. Oyuncu toplayalım. İşte bu 83'ler alalım, 86'larım, 87'leri alalım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bir, ayın oyuncularını ayırıyorum. İkon SBC'ler için söyleyeceğim bunu. Yani her an gelebilir şu an. Bu ay içinde geleceği kesin çünkü. İkon SBC'lerin İlk gelecek oyuncular çok önemli. Yani ilk oyuncuları düşünelim Christian Vieri, Ryan Giggs ve Inzaghi, bir de Bobby Moore. Bu dörtlünün geldiğini düşünün. Hiç kimse yapmayacak. Hiç kimse sizin kartınızı istemeyecek ve bir sürü kişi böyle fodder dediğimiz yüksek ovr'lu ucuza giden kartları Busquets gibi o tarz kartları topladığı için hepsi bir anda markete düşecek ve o kadar ucuza gidecek ki hepsi inanılmaz para kaybedersiniz. O yüzden e, bu şey biraz riskli arkadaşlar. Bunu gözetmenizi tavsiye ediyorum. Ve evet bu da 27. seviye sezon görevlerinde 27. seviyeye ulaştığım için Premier Lig üst düzey paketi. Abi manyak mısın? Niye Premier Lig seçtim? Bunun işte Messi'si var, şeyi var diye söylüyorsunuz. Olabilir ama yeni UCL e RTTF kartlarında işte bunun Salah'ı, Rashford'ı falan olduğu için Premier Lig'de de dedim şansım ama bence en önemli kartlar onlar da çıksa belki buradan çok güzel bir vurgun yapardık ve kullanırdık sene sonuna kadar kadromuzda ama ne Rashford ne Salah çıkmayı bırakın Volkat bile çıkaramadık. Ki geçen sene inanılmaz bir şey çıkarmıştım bu SBC bir şey bu paketten ama olsun. Evet. İlkay, Willian, Maguire, Keita, Belerin, Dendonoker, Pierre-Emerick, Hoiberg falan filan. Evet. Evet. Artık son paket olması lazım. Emin değilim. Baya bir şey açtık. Yine bir mega paket. Yine satılamaz bir mega paket. Çok fazla satılamaz paket veren SBC getiriyorlar. Büyük ihtimalle ikon SBC'ler için hazırlıyorlar bizi ve evet bir walkout. Walkout'la kapanış yapıyoruz arkadaşlar. İspanya Süper olunca moraller biraz gidiyor. Solvek, Barcelona ve bu sene ikinci defa satılamaz. Hordialba Alba çıkarıyoruz. O da ikon SBC veya ayın oyuncu SBC'sine uçarak gidecek. Bayağı bir kart biriktirdik. Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda haberdar olmak için de zili açın. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler ve son olarak iyi günler.